Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Mountain Blade 2000'li Lord'da Old Realms modunda insanoğluyla oynadığımız serinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz aynı anda hem insanoğlu save dosyasını idare ediyoruz hem de aynı anda vampir save dosyasını idare ediyoruz. Şimdi insanoğlu save dosyasında ne oldu? Sevgili arkadaşlar, insanoğlu save dosyamızda biz Blood Knight'ların, kan ejderhalarının, kan şövalyelerinin bölgesini ele geçirmeyi başardık. Yanlış anlamayın ha. İçeride binlerce vampir vardı. Biz bu içerideki binlerce vampirle savaşıp kaleyi almadık. Lordları tenha köşede yakaladık. Ve Gabriella olarak, Tanrı'nın yargıcı Gabriella olarak bu adamların tamamını idam edip sevgili dostlar diyara çöktük ki bütün vampir aileleri bize düşman oldu. Bütün vampir ailelerinin yanı sıra dünyadaki herkesin bize karşı böyle sert bir tutumu var. İdam seçeneğini kullandığımızdan dolayı. Şimdi öncelikle bir üstümdeki esirleri bırakayım. Üstümdeki esirlerden bir para alayım. Çok sağlam adam esir almışız çünkü. Ve serserilik yeteneğimiz artmış. Bu çarımızda okçuluk falan da kasıyorduk. Okçuluk, atletizm, binicilik, vekillik, Allah ne verdiyse her şey kasılıyordu. Bir de bu karakterimiz büyü kullanabiliyordu. İşin en güzel olumlu yanlarından biri bu. Oynadığımız vampir save'inde Mateus büyü kullanamıyor ne yazık ki. Ve Mateus'un büyü kullanmaması da bir hayli sıkıntı. Oha, biz bir de kendimize büyük bir orak almışız böyle. Ve kapasite açıldı diyor. Ha, şey olabilir mi? Biz muhtemelen henüz şeyi aktif etmemişizdir burada. Atlardan daha iyisi var mı ona bakacağım tabii ki. Ya da olmadı, biraz yük beygiri alalım. Varsa armorlardan daha iyisini kendimize alalım. Ki var. Ay, güzel oldu ha. Güzel oldu, güzel oldu. Yani çok fazla para yerine kaliteli item'ı tercih ederim açıkçası. Fazla paraya gerek yok. Kaliteli item olsun yeter ki bu zırh gördüğünüz gibi oldukça kaliteli bir zırh gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar henüz hiçbir efsane bir item falan alamamışız. Olsun, çok da problem değil. Ne kadar asker kapasitem var benim? 131 kişi. Gidelim biz bir önce atlı asker toplayalım. Bretonya atlılarından bir ordu kuruyorduk biliyorsunuz. Gidelim atlı asker toplayalım. Ondan sonra tekrardan bu Ungor kamplarının bulunduğu bölgede farm atmaya devam edelim. Yaratıkları falan kesmeye devam edelim. İmparatorluğun bir neferiyiz sevgili arkadaşlar ve imparatorluğun savaş ilan etmesini bekleyelim diğer bölgelere. Biliyorsunuz hiç şey kullanmıyorum. Piyade kullanmıyorum. Full atlı birlik olarak gezmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Ki olağanüstü güçlüler gerçekten atlı birlikler. Ama sadece kalelerin olduğu yerde alınabiliyordu galiba bunlar. Bir de ben mancınık almayı falan da öğrendim. Mancınık olsun, tribüşe olsun. Onları da kullanabiliyorum. Canerim hoş geldin. Burak'cığım tekrardan oynayabiliyorsan ne güzel. Sevgili Dizek, Twitch'te canlı yayın açmayı bıraktık efendim. Yani orada banlı olmanız ya da olmamanız bir anlam ifade etmeyecektir. Canerim tekrardan hoş geldin. Güzel dileklerin için teşekkür ederim. Tamamdır. Hem YouTube'da hem Instagram'da canlı yayın paylaşıldı. Birazcık atlı asker toplayalım dostlar. Benim askere ihtiyacım var. Ama burada neden ar gözüküyor mesela? Epik birliklerin olduğu yerde bu gözükmüyor muydu? Ha, bu nedir hocam? Kültist alabiliyorum. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Büyücü falan filan mı alınabiliyor acaba? Bir de bizim grubumuzda doğru düzgün büyücü şövalye falan yoktu sanırım ya. Böyle 15-20 bin altın falan ediyorlar da gidip şövalye alabiliriz efendim. Yani gidip biraz daha yoldaş alabiliriz. Henüz daha bizim imparatorluk tarafından bir şey görmedim. Bir atak görmedim. Umarım yakın tarihte birilerine dalmayı düşünüyorlardır. Güzel atlıymışsın. Seni de alırız abi, madem bu kadar güzel bir atlımız var. Seni de alır kitleriz yani baktığın zaman. 118 tane atlı. Meydan savaşlarında çok tehlikeliyiz de. Şeylerde tırtız ya. Adettendir, ilk savaşı elle yapalım. Gariptir, sabahtır yayın açmış mı diye bakıyordum. Özlemişim yayını. Canerim çok yaşa.
Ya dün ben ilk defa dışarı çıktım arkadaşlar. Uzun zamandan sonra ilk defa. Eşimle beraber böyle arkadaşlarımızla buluştuk. Güzel zaman geçirdik. Tatlı tatlı sohbet ettik, eğlendik. Hatta 4-5 saat falan olmuş böyle. Biz oturup sohbet edeli. Zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmedik yani. Ben dün ilk defa dışarı çıktım. Çok uzun zamandan sonra ilk defa. Ki o da arkadaşlarımın hatırına. Bizimkiler bunların içinden geçer. Ya silah çok güzel duruyor bak. Güzel durmasına güzel duruyor da. Bence bilmiyorum yani bana o kadar kullanışlı gibi gelmedi. Bir değiştirmeye gidebiliriz bunu. Ronfalya yok mu acaba burada ya? 2-3 saat sohbetten sonra benim sosyal pilim bitiyor. Sosyal pil tanımını ilk defa duyuyorum desem yeridir sevgili İrfan ya. Dört kill mi aldım sadece? Okey. Ya maksat kayıp vermeden adamlarımız gelişsin. Aa tamam. Bak biz zırhları atarak tecrübe kazanmayı falan eklemişiz bu çöre. O zaman silahları falan da atabiliyor muyduk bunda? Yok, daha bunda silahları atamıyoruz. O zaman bizim oğlanın seviye alması gerekiyor. Şu şeylere gidelim sevgili dostlar. Bu kaleye hangi köy bağlı? İki tane köy bağlı. Biri Laval, biri şey. Şuralardan da bir atlı asker alayım. Bizim imparatorluk tarafının pek dalmaya niyeti yok gibi. Şimdi arkadaşlar oyunda çeşitli antik yapılar var, tamam mı? Çeşitli antik yapılar var ve bunların içerisinden efsanevi itemler çıkabiliyor. Ama beni dümdüz etmelerinden endişeleniyorum. Kaos kültistlerinin bir mekanı var. Şu hideout değil de şey var böyle. Bir tek Beastman'lerin yerini biliyorum, dürüst olayım mı? Çünkü o haritanın sonuna tekabül ediyor biraz. Beastman, Hearthstone. Eğer bunları kesmeyi başarırsan sana efsanevi item veriyor. Yani efsanevi item düşürmek için bu yerlere girmeyi deneyebiliriz de. Abicim yerleri aklımda değil ki. Ungor kampları var sağda solda. Ya kamp temizleriz canım. Kamp temizlemelik bir şey yok da. Vampirler hala atağa geçmedi bu arada garip bir şekilde. Sevgili dostlar şöyle söyleyeyim. Bizim vampir save'inde ilk başta Manfred'in ailesine hizmet ettik ve Manfred'in ailesine hizmet ederken neredeyse bir krallığı komple yedi. Bu vampirler büyü falan kullanabildiği için oldukça tehlikeliler. Ve şunu da öğrendim ben oynadığım bölümlerde. Musolyon gerçekten de vampirlerin kontrolünde. Ya baktığınız zaman ben bu diyarda sadece iki vampir ailesi var zannediyordum. Üç vampir ailesi varmış sevgili dostlar. Şu an görmüş olduğunuz bu arkadaş Kızıldük. Kendisi Nagash'ın çocuklarından. Her ne kadar insan gibi gözükse de bunların da klanının içerisinde vampir var. Hatta Lord Augustine tam bir vampir. Bir tane de iskelet var. Black Duke. Bunlar da şey yani. Böyle değişik köklü bir aile. Kadir Aydın hoş geldin. Umarım sınavın dilediğin gibi geçer. Dilediğin gibi geçmiştir. Ve umarım umduğun başarıyı yakalarsın. Arkadaşlar şey arıyorum bu arada. Ya kaos portalı. Veyahut böyle. Aynen bak kaos portalı burada. Abi kesemeyiz ama herhalde ya. Arkadaş oraya bir 600 askerle falan gir dedi çünkü. Adam 600 askerle gir dediyse bir bildiği vardır değil mi? Biraz parasal anlamda sıkıntı yaşıyorum gibi. Eksi 2000. Bu arada sevgili dostlar, klan seviyemiz 4 olduğu zaman karakterimizin kariyer modunda bir ilerleyiş olacak. Mercenary Lord'u ya da Commander olarak ilerleyebileceğiz. Bunların hepsinin de bize farklı buff'ları olacak. İnsan olarak oynamak birazcık diğerlerine nazaran zorlu ama halledilemeyecek bir şey değil. Girmişken şurayı bir patlatalım. Yeni büyüler falan da öğrenirim. Ok mu kullansam, kılıç mı kullansam şu an onu düşünüyorum. Kendime can da basabildiğim için çok endişelenmeme gerek yok bence ya.
Kılıç kullanalım, hem tekel kılıç hüneri artsın. Hem de can basarı sönen karakterin büyü gücü artar. Anla böyle adamın kelleyi koparır süründürürler. Şunla zaten hiç vurmaya bile girişmem. Ben bununla vurana kadar canımız çıkar. Bana atletizm lazım ya. Ben atletizm konusunda sorun yaşıyorum. Tipe baksana çok yavaş yürüyor. Vampirler elle saldıramıyor efendim, hayır. Vampir oynuyorsanız dahi üf. Sertmiş. Tamam, kabul ediyorum, çok yavaş vuruyor. Ama pek de affedici değil. Hı, kesinlikle affedici değil. Vampir olarak da oynasanız silah kullanmak durumundasınız. Ellerinizle bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi iki tane vampir ailesi var dediğim gibi katılabileceğiniz. Musolyon birazcık daha farklı bir aile. Yani vampirler de var, insanlar da var orada. Sizin katılabileceğiniz iki tane vampir ailesi var. Bunlardan biri Manfred'in ailesi. Manfred Wornkastein'in soyundan olursanız yarasaya falan dönüşüp büyü yapabiliyorsunuz maksimum. Gene eller o kadar kuvvetli değil. Çıplak elle vurmaca falan yok. Kan şövalyesi olursanız, ki Mateus save'i kan şövalyesi olduğunuz bir save. Büyü yapamıyorsunuz ama hayvan gibi bir savaşçı oluyorsunuz. Biz save'de hayvan gibi savaşçıyız. Güzel, atletizm 124 oldu ki ben atletizm kasmaya çalışıyorum. Biraz istatistik kasalım yavaş yavaş. Evet, kaoslar hayvan gibi tank. Peki Musa, bir şey soracağım. Beastmen'leri falan indiremez miyiz ya? Onlar kaç kişi geliyor ki? Bir de benim adamlarım da at olacak mı? Onu da merak ediyorum. Lan ne yordun be? Bu arada dayanıklı karakter yapmışız bak. Henüz büyümüyü yapmadım ama sadece böyle sinek gibi ısırık şeklinde dürtüyorlar. Evet evet evet, insanlar tank, top, tüfek kullanabiliyor. Göstereyim hocam. Şimdi arkadaşlar, tank, top, tüfek, yani tüfek kullanmak için ateşli silah yeteneğinizi arttırmanız gerekiyor ki en kötü ateşli silah hangisi bilmiyorum, ben okçu gittim bu save'de. Ama top falan kullanabiliriz. Mortar var, normal toplar var. Onlar şey istiyor. Birader, bir yerde adam mı es geçtik acaba ya? Mühendis istiyor. Bir tane mühendis bulalım. Tamam, gruba topçu alalım. Ben varım. Bura haritanın sonuna mı gidiyor? Diğerlerini salacağım el mecbur. Diğerlerini salacağım. Adamları nerede unuttuğumu bilmiyorum çünkü. Vampir serisi mi kalmış başlık? Aa, sorry. Çok pardon abi. Abi çok pardon. Ya ben en son 2 gün önce yayın açtım ya, benim kafa gitti. Benim kafa oraya gitti. Emin hoş geldin, merhabalar. Çok teşekkür ederim sevgili Emin, sağ olasın. Biz nerede kaçırdık adamları ya? Gerçi neyse, bizimkiler onları şişler şimdi. 2 kişi kalmış, nasıl stat kasıldı? Çok bir şey kasamamışız ya. Bizim karakterin artık fiziksel gücünden dolayı mı, neyden dolayı bilmiyorum ama. Lan nasıl olsa benim büyü gücüm var mı? Ben şey yapsam ya, sığınaklara girerken zırh çıkarıp çıplak girsem. Nerede abi adamlar, beni bir götürün. Bunlar bizim şövalyeler bu arada. Yok abi yok, ben yanlış şey yapmışım. Depresif Goril hoş geldin, merhabalar. Ya arkadaşlar, ben en son 2 gün önce yayın yaptım. İşte dün boş geçtim. Ondan önceki günler vampirle oynamıştım. Vampir save'inde. Şimdi insan save'ini ilerletiyoruz. Ben kesinlikle soyunacağım bu arada. Çünkü bu hız benim birazcık aklımı kurcalıyor. Gider ayak kendime bir can basayım. Bakın, Gabriella'nın Spellcraft yeteneği arttı.
Ben burayı boş yol zannettim. Biraz daha ilerlesem normal adam mı geliyormuş? Ah be. Ne bileyim abi, yürümekten benim aklım çıktı ya. Yürümekten ben akıl sağlığımı yitirdim. Kardeşim, duello mu öyle yok. Güzel kelle alıyoruz ha. Şimdi güzel büyüler öğrenmek için 52 bin mi ediyor bu balta? Hadi lan oradan. 52 bin falan edemez abi. 52 bin edemez yani. Şimdi ooo 92 tane baba yiğit. Ne yapıyorsunuz lan? Bunları da bir biçip gelelim. Selamlar efendim. Hayırlı yayınlar dileğiniz için teşekkür ederim. Abicim hepiniz haklısınız. Yürüyün. Beton gibi çarpacak bunlar. Bretonya'nın asıl şövalyeleri. Lan aslında atlı olduğumuz için efsanevi silah için bir yerlere girebiliriz ha. Beceremiyorum galiba. Bu arada bizde de büyü var böyle. Bir tane zehir büyüsü var da. Hook tırt. Göstereyim, zehir büyüsü şu. Ancak kendi kendimi zehirledim kral. Ve can basamadım. Büyü yeteneği kasmak için sağa sola basıyorum ha. Ya 3 tane büyüm var şu an bende. Biri zırh veriyor, biri zehir atıyor, biri can basıyor. Ve işin açığı can basan hariç hiçbiri bir halta yaramıyor şu. Hani maalesef GeForce Now'la bu modları oynaman ne yazık ki mümkün değil. Mümkün değil herhalde ya. Steam atölyesinden de abone olsan izin vermiyor diye biliyorum. Yani Epic'te de mesela aynı modları kuramamışlar. O iş biraz zor. Maalesef maalesef Ali, bu mod değil, hiçbir mod aslına bakarsan GeForce Now'da oynanamıyor. Ya bazı oyunlar hariç sevgili arkadaşlar. Mesela modlu Ark oynamak istiyorsunuz diyelim. Modlu Ark oynayabiliyorsunuz. Eğer modlar Steam'den abone olunmuşsa ya da Dota 2 oynayacaksınız. Dota 2'nin modları da aynı şekilde şeyde çalışıyor. Ondan taarruz hasarını azaltalım. Bende yaya yok çünkü. Genelde binicilik falan gidiyoruz. Ya Dota'da da falan modlar çalışıyor mesela ama bu o zaman sıkıntı arkadaşlar. GeForce Now'da modlu oynama mevzusu. Şimdi sizi kanser etmeden yavaş yavaş askerlerimi kasacağım. Şimdi bu iki adam niye öldü ya? Ve kimlerden öldü bilmiyorum. Benim yüksek miktarda nam kazanmam lazım ve item lazım bana. Aslında adamlarım tecrübeli. Bence bir Chaos Portal'ı zorlar da Beastmen'lerin inine falan girsek mi acaba ya? Bir de aslında daha kaliteli büyüler öğrenelim. İyi para verdi. İyi para verdi. Teşekkürler. Yük beygirlerimin sayısı yetmiyor galiba. Neden? Yani o kadar parça tahılı ne ara elde ettim ben de bilmiyorum. 100k para mı oldu? Çok güzel. Enver abim hoş geldin. Baranım hoş geldin. Birileri yayın açtı canım.
Bu modda hangi ırklar var? Ya şu an için oynanabilir ırk olarak vampirler ve insanlar var. Ama savaştığınız ırklar olarak Ungorlar yani Beastmenler var, canavar adamlar. Bunlar şu an için sadece alt vücutları satir, üst vücutları insan şeklinde varlar oyunda. Onun dışında ya büyüler falan var oyunun içerisinde. Orman yaratıklarının falan eklendiğini duydum. Ben bu arada şu Beastman Headstone'a gidiyorum. Eğer orayı kesmeyi başarabilirsek bize efsanevi itemlar verecek. Ama 132 adamla başarabilir miyiz? İnanın bana bilmiyorum. Ve böyle çeşitli etkinlikler gelebiliyor. Lan oraya gitmeden evvel biz bir büyü mü baksaydık acaba ya? Biz bir büyü bakalım abi. Şu spellbook'tan şunu kaldır. Allah rızası için hiçbir işe yaramıyor. Şunu da kaldır. Adama minik bir toz bulutu mu serpiyor, bir şey yapıyor. Umru değil anasını satayım yani. Şu heal yeteneği hariç hiçbir şey bir işe yaramıyor şu anda. Gerçi bizim büyü yeteneğimiz şu anlık biraz ufak olabilir. Dükler ordu toplamış. Dükler ne yapıyor bilmiyorum. Bir büyü öğrenmeye gidelim ya. Altdorf'ta kadim bir büyücü vardır abi. Hatta Altdorf'ta şey de vardır. Belki mühendis falan bulursak sizlere topu falan da gösteririm de bizimkiler full atlı birlik yani atlıların arasına topçu koymak göstermek için koyarız canım. Tank, top, tüfek. Gösterebildiğimi gösteririm abi. Şimdi şuradaki hideout'u temizleyeceğim. Sırf hızlı gitmek için acaba zırhlarımı falan çıkarsam mı? Yemedi. Yemedi abi yemedi. Ya bir de ben niye level alamıyorum ya? Aa level almama çok az kalmış aslında. 20 seviye olabilirim. 20 seviye olduğumda ne yapacağım? Gönderli silah mı? Binicilik mi? Atletizm mi? Her şey kılı kılına bu arada. Belki vekillik yeteneği bile gidilebilir. Hani her şeyden gitmeye çalışıp hiçbir şeyi tam olarak yapamamak birazcık dokunuyor açıkçası. Spellcraft. Büyüde falan da ilerleyemedik ki. Gel şurada okçuluk kasalım gel. Gel okçuluk kasalım. Bir tanesi birine dalıyor mu oyunda derken savaş paneline bakmadım ama. Ya şu an bizim krallığın, imparatorluk insanlarının biriyle herhangi bir savaşı, herhangi bir husumeti yok. Dolayısıyla oyundaki kampları temizleyip haydutlardan bölgeyi arındırıp artı puan kasmak dışında pek bir şey yapamıyorum şu anda. İçeri adam koydunuz kanka. Beni yemeyin yani. Oralara adam koyuldu. Gök gürlüyor, yağmur yağıyor. Burası native'de var mı? Bu modun tasarımı mı? Ya native'de varsa helal olsun. Native'e nazaran çok iyi bir tasarım çünkü. Kim sıkıyor la bana? Oğlum görmüyorum herifi. İnan olsun görmüyorum. Kim sıkıyor? Nereden sıkıyor lan? Abi ses kasamıyorum. Abi kör oldum. Yemin ediyorum kör oldum. Göremedim. Vallahi billahi göremedim hocam ya. Ulan biri sıkıyor, biri ateş ediyor. Bir yerden damage yiyorum. Nereden yiyorum ben?
Halkanın korumadığı tek bir yer vardı. Ben de oraya sıktım. Allah'ım, ormanın arasında bir yerde çıkmayın ne olur. Gözüm zaten net görmüyor. Adamlar bağırıyor, çağırıyor. Ben bir halt göremiyorum ki. Bölüm 6'ya tekabül ediyor bu efendim. Ve YouTube'dan hepsini izleyebileceksiniz. Merak etmeyin. İki seri de aynı anda yayınlanmaya başlandı. Birinden iki bölüm, birinden iki bölüm atıldı. Birader, ben burada askerleri salacağım galiba ya. Göremiyorum çünkü adamların nerede olduğunu. Dolayısıyla bitirici olamıyorum. Evet abi, adamları salmanın vakti geldi. Ama şükürler olsun. Birilerini bulabildim. Bitirici olamamamın sebebi belliymiş. 4-5 adam birden burada şey yaparsa. Bu arada kalkanlar genel anlamda korumuyor diye dizlerine nişan almaya çalışıyorum. Ne kadar oldu okçuluk? 113. Yetmez. Şunu bir atalım da VS'de elimize gelmesin ya silah olarak. Umarım bizimkiler diğer işleri halleder. Aleykümselam Ali, hoş geldin. Oğuzacığım hoş geldin. Merhabalar arkadaşlar. Takipler için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Selamlar. Son iki adam var. Onları siz şişlersiniz umarım. Çünkü ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Onlar da nereye gittiğini bilmiyor bu arada. Nasıl bir arazi yapmışsınız ya. Aa, bir saniye. Şeyde büyü yapılmıyor. Bu alanda büyüye güvenmeyeceksin. Burada büyü yapılmıyor çünkü. Ya da şu an canın full olduğu için büyü yaptırmıyor. Bilmiyorum. O kadar adam biçtim. Hiç mi etkilenmedi can değerim ya? Aa, bizim şövalyeler gidiyor sağa sola. Ben buradakileri kestim acı. Buraya boşuna gelmeyin. Kesmemişim. Vay 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 vay. Bir de bunlar şey ya, zırhlı mırhlı. Arkadaşlar bölüm 6. Şimdi bizim yapacağımız iki tane şey var. Birincisi artık sığınaklara girmeyelim çok fazla. Yani sığınak girmek evet güzel de çok fazla otlu, çayırdı, şimendi, ben hiçbir şey anlayamadım yaptığım işten. Öncelikle vekil yeteneğinde ilerleyip silahları da atmak suretiyle adamlara daha yüksek miktarda experience kastırabiliriz. Bu bizim için iyi olur. İkinci olarak gücümüzü ya da kontrol yeteneğimizi arttırabiliriz. Ki dayanıklılığı arttırmak da burada güzel bir alternatif olarak gözüküyor. O yüzden dayanıklılığı arttırdım.
Yapacağımız birkaç şey var sevgili dostlar. Öncelikle klan seviyesi 4 olduğunda biliyorsunuz yeni özellikler kazanacağız ama çarçöp adam keserek de klan seviyesi kazanamıyorsun. Altdorf'a bir gidelim, başkente. Şimdi bizim başkentte yapacağımız işler var. Yeter artık haritaya daha fazla adam atma. Birincisi şu silahtan kurtulacağız. Çünkü gerçekten çok yavaş savuruyor ve işe yaramıyor. İkincisi de elimizde bulunan parayla yeni büyüler öğreneceğiz. Ki 100 binlik bir para yeni büyüler öğrenmeye yeter de artar bile. Bu arada kayıpları sapır saçma veriyoruz ha. Yani normalde şu adamlara çizik atabilecek bir insan evladı yok. Adamların armoruna, zırhına falan bakar mısın? Statları bir yerde gözükmüyor ama. Ya bu adamların hepsi birbirinden kuvvetli adamlar. Biraz boş kayıp veriyoruz. Şimdi Altdorf'ta, burası imparatorluğun başkenti bu arada. Witch Hunter var. Ve Wizard var. Yanımıza alabileceğimiz yoldaş olarak. Bu Witch Hunter'ın iyi itemleri var mı bilmiyorum ama. Dur bakalım. Arena'da kemik kıran adı verilen bir silah var. Şimdi arkadaşlar oyunlarda genelde toplar bu şehirde yokmuş bu arada. Şey kısmında oluyor. Erzak kısmında oluyor. Diğer kısmında. Diğer kısmından topları falan görebiliyorsun. Abi ayaklık zırhım 40. 20'lik ayaklık zırhına düşmeyeceğim ya. Kafalık zırhı 36. Ama benim karakterin saçı başı falan güzel normalde. Niye böyle bir çirkin gözüktü onu anlamadım. Biz şu zırhı takmaya devam edelim. Aa bak işte evet. Yani bunlar da büyü gücü veren silah itemleri. Lakin benim karakterin çifter silah yeteneği yok. Çifter silah yeteneğinin olmaması bizim için bir sıkıntı. Şu kılıcı alalım diğeri yerine. Yok mu şöyle bir gönderli silah ya? Mace. Bu da mace. Mızrak at sırtında kullanılamıyor. Geniş yaprak mızrak. Baba at sırtında biz de mızrakla gidelim be. Geri kalanlarını şöyle sallayalım da. At sırtında biz de mızrak gidelim. Bir de yük beygiri miktarını biraz arttır. Para kazanacağız diye gelip para kaybettik ama. Büyücü. Bana büyü öğret. Şaklaban kılıklı büyü atacak ama tek yiyecek ya. Bizim şövalyelerin arasında hiç olur o. Bana bir şeyler öğret şimdi. Aa bak 11 altına bir şey öğretiyor. Lightning Bolt. Bu nedir efendim? Wind Blast. Sanki bana var ya Wind Blast iş yapacak gibi geliyor ya. Böyle önde bir alana atılıyor gibi. Lightning Bolt'u ben hatırlıyorum. Sanki böyle gökyüzünden yağmur şeklinde falan iniyordu bu. Ben mi yanlış anımsadım acaba? Her ikisini de öğrensem. 10.000, 10.000, 20.000 kanka. 20.000 bir şey değil. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Şimdi bunları birinin üzerinde benim denemem lazım. Şuradaki 45 tane boynuzlunun peşine düşeceğim de. Abi gündüz vakti ben gözümün görmeyeceği savaşlara girmek istemiyorum ya. Bir tek ne isterdim biliyor musun? Sadece savaşları gündüz yaptıran bir mod. Çünkü gözüm görmüyor. Ben gündüz vakti savaşmak istiyorum. Bütün herkes burada bir beklesin. Ben bir büyü gücümü konuşturup geleyim. Ne kadar konuşabilir bilmiyorum ama. Aa, Lightning Bolt böyle direkt hedef almalı şeyli. Öteki, ha öteki tahmin ettiğim gibi. Öteki öne doğru süpürüyor. Dur bakalım önce bir Lightning Bolt atalım elemanlara. Üf. Güzel vurdu. Bence güzel vurdu.
Rüzgar adamları devirdi. Babacım bunların ikisi de adamları okşadı. Yani sıfır kill kanka. Abi sıfır kill. Bu bir kargı mı? Abi bu bir kargı bile değil. Silah seçimimiz konusunda rezalet olduğumuzu söylememde fayda var. Adamların bir saldırısın da. Ya büyüler de böyle okşamalı büyüler yani, anladın mı? Neyiz biz abi, ılık büyücü falan mıyız böyle? Hafif büyücü herhalde. Gerçekten hafif büyücü herhalde çünkü yani okey, lightning bolt, rüzgar. Ya da acaba şu an için spell yeteneğimiz mi düşük? Bak 44 olmuş. İleride daha da mı gücümüzü artacak? Yani büyü aynı büyü ama büyücü güçlendiği zaman mı daha çok etki edecek acaba? Mızrak cırt çıktı bu arada. Hafif keşfet büyücüsü galiba ya. Üfleme kuşatmada iyi iş yapar. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Adamların olduğu koridoru hızlı bir şekilde açar. Bakış açın güzel. Yani üflemenin kuşatmada iyi iş yapacağı kesin. Lightning Bolt da belki iş yapar, bilmiyorum. Arkadaşlar ben o zaman büyü gücü kasmaya gidiyorum. Büyü gücünü de sadece ve sadece dışarıda kasabilirim. Sırf büyü gücü kasacağım diye de buraya girmeyeyim ya. Bana kalabalık şeyler lazım. Kalabalık gruplar. Bogenhafen. Adam orada ne güzel bulmuş adamları, kıstırıyor. Güçlendirilmiş çivili lejyoner omuzluğu mu? Abi evet ya, mızrak değil kürdan gibi. Bu mu çivilendirilmiş, güçlendirilmiş lejyoner omuzluğu? Lejyoner omuzluğuna bak. Bunun için girmeye gerek bile yok aslında ama. Çok uzamayacağı için farkındaysanız bahis bile oynamıyorum. Ama bak buna benzer bir şey alabiliriz ha. At sırtında. Baltalı karga herhalde bu. Oo, ateşli silah kullanıyor paşam. Birader dur, bir kendini öldürme. Tamam, fokus bendeyken adamların işini bitiriyorsun aslanım, aynen. Vallahi turnuvalardan gelen nam namdır abi. Tabii ki. Savaş açtırabilirsin ama bunun için nüfus kullanman gerekiyor. Kabul edebilirler, etmeyebilirler günün sonunda. Evet, yani bomboş bir denemeydi. Bu Priest değil mi? Seni alırım abi. Ya bu arada o kadar iyi İngilizcem yok. İngilizcem olsa aslında Witch Hunter'ların görevlerini falan yapmak istiyorum. On bin altın. Gel bakalım. Umarım dünyanın Enter Tealer'ı değilsindir. Abi zırh olarak falan öyle sanırım ya. Seni savaşlarda ne yapacağız biz? İzci değil, cerrah bu. 87 cerrah, iyileştir beni. Bloodkeep garnizonuna bak. 14 altın ediyorum. Evet, bu arada iskeletler para yemiyor. Yani vampirlerin avantajlarından biri de bu. İskeletler çok ucuz fakat şey yemiyorlar. Altın yemiyorlar.
Abla sen bu kıyafetlerle ne yapacaksın ki orada mesela? Neden böyle kıyafetlerin var senin? Adam akıllı bir şeyler alalım şu karının üstüne başına. Omuzluk zırhı ulan lejyoner zırhından yani. Tamam şimdi orta karar bir şeyler olsa yeter. Orta karar. Aa bir saniye. Bu bendekinden kat kat iyi mi? 22 10 25 12. Oho. Üf. Hoca zırha bak zırha. Zırha bak bence bunun seti bu abi. Yani baksana. Aslan miğferli. Mesela yani bu şekilde mi takılacak? Ya armorun en kötüsü bile nasıl bu kadar pahalı olabilir ya? Birader yani orta karar bir şey alalım diyeceğim. Armorun en kötüsü bile nasıl bu kadar pahalı olabilir abi? Samet senin bu kadar paran yok. O 100 binlik bir masraf yaptık da senin bu kadar paran yok. 100 zırhlık at mı? Bir saniye. Her şeyi bir eski haline getir. Şunları bir sat. Benim bu kadına bir şeyler alabilecek param yok galiba ya. Ben hani kendi kendime uçtum da onu takarım, bunu takarım. Aa bu güzelmiş, şu güzelmiş diye. Bunu almak zaten 24 bin altın. Tamam. Şunu alıyorsun 28 bin altın. Ama hoş duruyor be abi. Bir de at zırhı var. Arkadaşlar şu Griffin zırhı bu arada. Griffin zırhını normal at giyemiyor. Griffin var oyunda binek olarak. Üf. Birader 100 armorlu bir şey de. Şu an 52 bin ödeyeceğim mi şimdi? Ya öderim diğerine de bir şeyler bulurum illa ya. Ne olacak? Ya para kasmanın kolay yolları var abi. Miğfer bu arada kesinlikle efsane oldu. Karaktere baksana. Ama hala şu İpimsonik mızrağı takıyorum değil mi? Kardeşim 12K param kaldı. 12K. Ben ne yapayım? Nerelere gideyim ben? Nerelere gideyim? Şuralardan birini bir tutarsam. Ulan zaten param yok. Bir loot bölüşmesi kaldıydı. Çık git hayatımdan. Bir de diğer lordlarla bölüşmem kaldıydı gerçekten ya. Hocam burada bunlar adam bırakmıyor. Ben bana adam kalabilecek yerlere doğru gidiyorum. Hey maşallah Samet. Kumaş üzeri yuvarlak siperli miğfer. İki lord var. Belki doğru düzgün bir şeydir. Zaten bu Bretonya turnuvasıysa tahminimden daha hızlı biter. Çok iğrenç bir şey abi. Teşekkür ederim. Hiç uğraşmayacağım. Ciğerler grubu terk etti abi. Kesinlikle. Baran'ım bakma bugün benim böyle bir sabah Bismillah dedim girdim. Aa, nasip de varmış kanka. Şey kazanmış. Bizim yanımızdaki adam kazanmış Miğfer'i. Demek ki nasip de varmış abi. Şuradan aşağı doğru in. Buralarda imparatorluğun çok adamı var. Yağmacı falan birikemiyor. Bizim kapıların önü gene yağmacı dolu. Biz bunları böyle tık geç tık geç yapa yapa parayı toplarız. Baksana 8000 altınım. 8000 altınım mı ne kaldı? İyi olmayı düşünüyorum aşkım. Umut ediyorum. İnşallah iyiyimdir yani. Aleykümselam. Kral hoş geldin. Şimdi bir bekleyin. Bir de Prest'i korumak lazım ya. Şuna baksana. Donsuz Prest. Birader bir alev topu şey. Yıldırım topu. Mesela direnciniz mi var Lightning Resist'te?
Bir rüzgar. Abi yarı. Ben de düş kürdanıyla burada ne yapabilirsem işte. Mikrofonu ben kapattım bu arada. Silent hoş geldin. Defect hoş geldin. Büyük gücüm arttı mı peki? 50'ye yaklaştı, güzel. Bir de kendime kaçta göz arasında can basayım. 49. Be. Level gelmedi ama olsun. Şimdi arkadaşlar, memnun olmadığım fazla şey var. Evet, ama bunların hepsini birden değiştiremiyorum. Farmlamak zorundayız. Bu yüzden şehre gidip buraya gelip sürekli bu beastmenlerle savaşmaya devam edeceğim. Ve bir yandan da yeteneğimizi geliştiriyoruz farkındaysanız. Henüz böyle büyük savaşlara girme fırsatımız olmadı. Ama olsun, yeteneklerimizi geliştirmek bile bizim için önemli. Bu arada her bir kuruşun çok önemli olduğundan dolayı her şeyi satıyorum. Birkaç savaş yaptık. Gördüğünüz gibi 23 bin altın çıkarmayı başardık. Çok güzel. Burada iki tane kampın olması harika bir şey. Bu savaşa da elle dalacağım çünkü Spellcraft yeteneğimi arttırmak istiyorum. Spellcraft yeteneğimi arttırdığımda ne oluyor acaba? Kendi spellerim bana %90 daha az vuruyor galiba. Alttakinde ne oluyor? Kendi spellerim galiba %30 kendi partime daha az vuruyor ve simülasyon savaşlarında büyülerim bana %5 avantaj veriyor. Sanırım alttakine doğru gideceğim ya. Kendi kendimi büyüyle vuracağımı çok zannetmiyorum. Kitap okumak double experience verir. Aslında level kasmak için böyle bir şey yapılabilir. Kitaplar alınabilir. Ülkedeki büyücüler kitaplar satıyor sevgili dostlar. Bu kitaplarda da değerli bilgiler, değerli kaynaklar olabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Güzeliz bu arada ya. Güzeliz yani, her ne kadar karakterimin yüzünü göremesem de. Dur oğlum dur. Buradan mesela şöyle bir yapıştırdık. Esinti. Evet, Spellcraft yeteneğim arttı. Madem okçuluk kasmak istiyordum ben. Şuradan çekeyim oku. Birilerini vururum illa. Hepsini öldürün. Benim prestime dokunmalarına izin vermeyin. Yalnız çaktırma, bizim Gabriella iyi şey kasmış ha. Biz bir yandan oynuyoruz da bir yandan da şeyi merak ediyorum. Vampir lordlarının kalesini aldık ya. Orada 1900 tane milis vardı ve sayıları gitgide azalıyordu. 43-43 azalıyordu. Kaç milis kaldı acaba orada? Bu arada büyük gücümüzü bufflayabileceğiz bu sayede. Harika oldu. Ayrıca elimizdeki askerlerin miktarı da bir hayli arttı.
Ne yazık ki benim Prestim çok uzun süre hayatta kalamıyor. Kendisini öldürüyorlar. Olsun, kendisine bir at versem aslında belki bize eşlik edebilir ama hocam kesinlikle şiddetli hücuma doğru yöneleceğiz ve kesinlikle buraya doğru yöneleceğiz. Bununla beraber bir görev listesinde bir şeyler yanıp sönüyor ama görevle alakalı bir işimiz yok. Simülasyon savaşlarında artı 5 avantaja sahibiz bu arada. Büyü gücümüzü arttırana kadar şöyle şey yapalım. 236 nüfuzumuz birikmiş bu arada. Ve bakalım bizim krallık savaş ilan ediyor mu ya da krallıklardan biri birbiriyle savaşta mı? Mesela neden şunu haraç ödemeye devam ediyoruz? Bu adamlar o kadar korkutucu olmamalı bizim için. Ya da Parravon düklüğüne falan dalalım. Bunlar kalabalık değil dostlar, bakmayın. Bunların hepsi paralı asker. Parravon'da çok para var demek ki, paralı asker verebiliyor. Ama bizim imparatorun hiç kimseye dalma niyeti yok. Ve bilin bakalım diyarın sevilmeyen kadını kim? Tabii ki de ne yazık ki bizim sevgili ana karakterimiz diyarın sevilmeyen insanı. İnsan serisi efendim bu. Even though my quest has brought me far from home, my soul and my heart are still with the lady in Bretonia. Bana telif attırma. Bir ozan geldi ama bizim destanımızı falan mı yayacak acaba? Hiç okumadım. Hiç okumadım. Yayılabilecek bir destanımız yok lan. Biz bayağı bildiğin omurgasız oynuyoruz yani oyunu. Güzel 40K para. Şu Bloodkeep'teki milislerin sayısı ne alemde acaba? O 2000 tane şey vardı yani, 2000 tane milis vardı. Bloodkeep'teki milislerin sayısı gün geçtikçe azalıyor. Burayı sadece vampirler kontrol edebiliyordu ya. Bizim olmasının hiçbir anlamı önemi yok. Tüylü göçebe miğferi. Ha şu turnuvalarda var ya, verilen dandik item'lar beni yoruyor. Neden bana şipaçlık dedim baranım? Neden, neden? Ne var burada? Dolgulu başlık üzeri parçalı kılıf miğferi. Gene dandik dundik bir şey değil mi? Sadakat sıfır mı? Değildi ya. Bunu oynarım bu arada. Bunu niye oynarım? Görüp görebileceğiniz en hızlı biten turnuva. Taraflardan biri ölmeden şey yapmıyor bu arada. Sürekli aynı çarpılacağı şekilde sıralıyor. Adamın beynine gömçeriyorsun. Ve bütün fightlar böyle dönüyor. 1-2 saniye. Sadakat sıfır değildi sanki arkadaşlar ben baktığımda. Bizim agaların bir savaş ilan etmesi lazım ya. Olmadı biz gidip bireysel olarak savaş açarız. Kimle aranın kötü olmasını istiyorsak. Bilerek bahis oynamıyorum. 100-200 altınlık bahse güvenmeyeceğim. Au. Beceremeseydim atına hedef alacaktım. Attan düşürmeye çalışacaktım. Bölüm 6 efendim. Bölüm 6. Bu bize hizmet eden bir şövalye değil miydi ya? Ya yani o da alsa ödül bizim, biz de alsak ödül bizim. Sırf hızlı sürdüğü için girdim bu arada. Başka türlü girmenin bir alemi yoktu ve hayır, bu bize hizmet etmiyormuş kesinlikle.
Şimdi bizim haraç ödediğimiz Averlands şurası değil mi? Aver diyarı, Averheim. Averheim'in etrafında dolanıp böyle oralarda biraz sıkıntı çıkartsam, yani adamları bize savaş ilan etmeye zorlayabilirim. Üçünüze bir arada dalsam ne güzel olurdu ya. Hiç mi bir şey yok bizim Priest için ya? Abi hiçbir şey düşmüyor galiba. Oha lan, sadakat sıfır. Ben arkadaş şey yaptığında şaka yapıyor zannettim. Oha. Vampir olmayan burayı yönetemez diyor. Burası ölü yatırım. Abo. Yok, kral festival ve oyun falan da kurtarmıyor burayı. Buranın refahı, yerleşimi, her şey yerle bir olmuş vaziyette. Ve bizim buradan alabileceğimiz hiçbir şey yok. Ya iskeletleri falan alıp ne yapayım ben? Kanka, ben bu toprağı bağışlamaya karar verdim ya. Yani ben bu toprağı bağışlamaya karar verdim. Getiri sıfır kral, getiri sıfır. Arkadaşlar, selamun aleyküm. Refah olarak en kötü durumda olan yer. Alın, sizin olsun. Eksi 36, eksi 46. Al kral, al. İsyan senin başına çıksın. Ben mi uğraşacağım onunla? Abi hiç gerek yok bu arada, biliyor musun? Eyvallah, yani garnizonu falan para almıyordu, etmiyordu ama. Birader, ne güzel 70 kişi biriktiniz orada. Şu görevi olan Witch Hunter'ların biriyle ben bir konuşacağım ya. Çatara patara İngilizcem var yani. Bir şekilde anlarım diye umut ediyorum. Bir şekilde. Parayı yeni topladık bu arada. Hemen gidip yeni kızımıza şeyleri çekmeyeceğiz. İtemleri çekmeyeceğiz. Benim ismim Gabriella. Bir sorunla ilgili yardıma ihtiyacım varmış. Ne istiyorsun? Ovingen'e gitmek istiyormuş. Orada bir hastalık varmış galiba. Hastalık diye biliyorum ama. İşi çözebilirsek 2500 altın vereceğim. Gel. Hastalık dediği şey mi acaba? Geceleri birileri mi musallat oluyor? Köye hastalık basmış, sebebini bul diyor. Bu ilk kez çıkacağım bir görev türü arkadaşlar bu arada. Dolayısıyla neyin ne olduğunu ne yazık ki bilmiyorum. Ama haritada böyle bir yer mi yok lan? Chat. Ovingen. Oğlum, Ovingen neresi? Meissen yerleşkesine bağlı. Ovingen bura. İşaretlediğim zaman niye çıkmadı? Burada imparatorluk topraklarından biri. Size ben bir büyü atayım da aklınız başınıza gelin ya. Aynen Ahmet'im, köye musallat olmuşlar ya. Ahmet'im hoş geldin, ne yapıyorsun, nasılsın, keyifler nasıl? Ben şunlara bir büyü atam gelem. Ya bu arada kalkana çarptığından falan mı etki etmiyor acaba? Bunların böyle arkasından dolansam da kalkansız taraflarından vursam mesela. Bak burada. Kalkan yok. 20 hasar mı? 20. Birader, adamlara amına koyayım, bu nasıl bir şey yani, hani. Birader, bir adamın
özel büyü gücü vantilatör olmak olabilir mi ya? Rakibi serinletiyorum kanka öldürmeden evvel. Bir de elektrik atıyorum, hiçbir şey etkiye olmuyor. Hiçbir şey etki etmiyor. Hani vampirlerin yıkım büyülerinden sonra... Vampirlerin yıkım büyülerinden sonra bu bana biraz şey gibi geldi yani böyle... Ne bileyim... Etkisiz eleman. Arol büyüsü. Hakikaten öyle bu arada ya. Bünyeye etkisi o şekilde. Ya ben bu arada şu kadına bir atmat bir şey vereceğim kardeşim. Benim healer'ımı orada kesiyorlar. Healer seviye aldı bir de. Dayak yiyeyi aldı herhalde. Evet, Mateus bir Terminator. Buysa Vantilator. Büyülerin her birini öğrenmek için de 10 biner altın verdik biliyorsunuz değil mi? 10 biner altın kanka. Şöyle düşünüyorum hani böyle neyi yanlış yaptık acaba diye. Aklıma bir cevap gelmiyor. Evet sevgili hekimim. Yerleşkede dinlenirken iyileşme oranı, birlik morali 70'in üstünde olduğunda iyileşme oranı, bizim birlik moralinin düştüğü yok çünkü. Biz yani böyle yardırdı mı yardırıyoruz. Ben bir köye doğru gidem de. Hücreyi kurtardım. Şuradaki şehre gidelim Meysen'e. Sonra Ovingen'deki hastalığın sebebine bir bakalım. Her tarafta kamp var bu arada, her tarafta. Bir yetenek var hoca. Yani gönderli silah mı, tekel silah mı, atletizm mi, binicilik mi, ne halta gideceğimi şaşırmış vaziyetteyim ben. Abi liderlik tıkandı, liderlik ver. On altı bin. Şu kadına bir at ver ne olur. Şu kadına bir at ver abi. Sen de bizle beraber at bin. Yiğidim bekle, ben sana kılıç bulacağım. Al bak, ben sana kılıç da buldum. At sırtında kılıç salla da ölmemeye bak. Arkadaşlar bakın, Empire Handgun. Ateşli silah falan var burada. Ama kullanamıyoruz. Yani pres değil, biz de kullanamıyoruz abi ne yazık ki. Düşük level bir handgun yok gördüğüm kadarıyla. Hani herkesin kullanabileceği. Ve genelde dediğim gibi şanslıysak bu erzak alınan yerde şey oluyor. Adama zırh almadım hala. Bu erzak alınan yerde top tüfek oluyor. Ya mızrağı şu an değiştirmeyeceğim. Bu arada hastalığın kaynağı olduğuna inandığımız bir yere doğru girdik de. Ha. Aa. Şeyin bir teklifi var bak. Nargülların papası sana bir hediye gönderdi diyor. Artı 20 can puanını arttıracak perma. Hani kalıcı artı 20 can puanı.
Arkadaşlar biz bu hediyeyi kabul edemeyiz tabii ki. Yani kendisinin hayatını bağışlamam karşılığında bu hastalık yayıcısı. Ama güzel rüşvetmiş ha, bir şey söyleyeyim mi? Artı 20 can kalıcı olarak arttırma muhabbeti çok güzelmiş abi yani. Buradan çıkacağım herhalde böyleli. Şehir hastalıktan arındı sanırım. Aynen, kült liderini falan kestiğimiz için şehir hastalıktan arındı. E, güzel eventmiş baba, benim hoşuma gitti. Vallahi güzel eventmiş yani. 2500 altınında değilim de tabi. Witch Hunter'lar ateşli silah kullanıyor diye tahmin ediyorum. Bir de yanıma Witch Hunter alayım diyeceğim de Witch Hunter'lık pek bir şey yok. Turnuvalarda da zaten doğru düzgün bir şey yok. Bizim buralarda farm atmak dışında bir seçeneğimiz yok galiba. Ben bu şeylerin görevini sevdim. Witch Hunter'ların görevini sevdim. Cadı avcıları güzel iş yapıyor. Kayıp vermememiz güzel. Biz biraz daha cadı avcısı görevi kovalayalım mı? Öf 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 öf. Baba en sevdiğim toplu dalış. En sevdiğim toplu dalış böyle. Eldeki mızrağı falan ayarlamaya daha var. Nulne de gidelim bir bakalım. Selamın aleyküm. Kervanbaşı'nın yardımına da yetiştik. Acaba şeyi merak ediyorum. Mesela biz şu an vampirlerle savaşıyoruz ya. Görev ağacını takip ettiğimiz zaman 2500 altın geldi özel görevden. Ya Bolt Pilot diyorum ya, kalıcı olanı alsaydık bence Tanrı'nın kutsamasını kaybedebilirdik abi. Bizim karakterde Tanrı'nın kutsaması var biliyorsun. Hani görev ağacından falan ilerliyoruz. Bence onu kaybederdik. Ama şeyi merak ediyorum yani, bir insan olarak başlayıp böyle bir vampire ya da üst düzey gücü olan bir yaratığa dönüşebiliyor muyuz acaba? Burada kent merkezinde görev var. Bahis dolandırıcılığı. Ya bir çık git Allah aşkına. Hangi diyarda yaşıyoruz? Adam bahis dolandırıcılığı diyor. Şu mızrağı da bir at Allah'ın aşkına ya. Bak mesela bunu sırf büyü gücü veriyor diye alabilirim. Mace. Tekel mi çiftel mi bu ya? 200 Warrior Priest Hammer. 200 kullanamam da. Bu da büyü gücü veriyor mesela 33'e. Alınabilir bir şey gibi lan. Alalım hatta. Hatta ve hatta kılıcı böyle arka planda bunu bırakıp şu şeyi de mi alsam? En azından büyü gücü verir. Gerçi büyü gücü verir de Samet, sen hangi büyüleri atabiliyorsun ki? Hangi büyülere vakıfsın abi? Nazar duası yani. Sende nazar duası var en baba. Arkadaşlar bu arada Miğfer daha bir güzel olmadı mı? Daha fazla para harcamasam mı artık ya? Harcama kanka ya. Daha fazla para harcama. Götümüz doğrulmuyor sonra. Aa Handa gene bak. Witch Hunter'ın bir görevi var ha. Efendim sadece kick üzerinden artık canlı yayınlar dostlar. Grisbach'ta kültistler var gene. Ne var Arna'da? Lejyoner pelerini.
pek bir işe yaramayacağını bildiğim için. Şimdi sen bana şu görevi bir ver. Burası nereye bağlı? Dümdüz şehrin kendisi mi? Bak çöl. Eşkıyaları bize katılabilirsiniz diye kazara tıklayıp aldım. Ben bu şey görevlerini sevdim bu arada dostlar ya. Witch Hunter görevlerini. Villager'lardan information toplayalım. Çünkü %18 ihtimalle diğerini başarabileceğimi çok zannetmiyorum. Köyün yaşlısıyla görüşmeyi tercih ettik galiba. Arkadaşlar o kadar İngilizcem yok. Allah ne verdiyse dalıyorum. %60 ihtimalle bir sembolü inceleyip intelligence elde edeceğiz. Edemedik. Belirledik. Başaramadık. Moruk o hikaye okunur mu bu arada ya? Sen aklını mı yedin abi? Hiç parayla alakalı bir şeyim yok. Artileri krevkep. Aa, ya krevkep dediği şey işte artileri kullanan adamların şapkası. Griffin falan bulabilir miyiz acaba bir yerde? Ya dostlar ben size bir şey diyeyim mi? Lan sıfırlanacak bir şey yok da orada dur. Bence bizim artık böyle bir risk alıp hakiki itemler için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben bunun için Kaos Portalı'na ya da Beastmen'lerin bulunduğu yere gitmekten yana taraftarım. Kaos Portalı'na doğru bir gidelim. Kesebiliyorsak keselim. Alabildiğimiz itemleri bir alalım. Olmadı save alıp çıkalım. Yani save alıp dönelim. Normalde save'e dönmek ne kadar içinize siner bilmiyorum ama abi o epic itemlar için, efsanevi itemlar için bir risk almak zorundasın. Benim ordum çok kuvvetli şu an. Ben adamlara günlük 3000 altın ödemek durumundayım. Atletizm ve izlilik skili falan var bana. Ya ben bu adamlara günlük 3000 altın ödüyorum. Ve her tarafta sığınak var. Günlük 3000 altın ödediğim bu adamlar bir zahmet o kaos portalını patlatsın. Tak 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 her yere şey atıyor. Kardeş buraya da mı gece vakti giriliyor? Oha. Bir saniye 128 tane kültist gördüğünde kesersin. Kardeşim gel. Mehmetçim evet buranın da bu nelik sistemi biraz pahalı. Lakin herhangi bir şekilde burada reklamla karşılaşmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kick'te reklam yok. Ayrıca Twitch'te desteklediğiniz zaman olağanüstü bir kesinti yapıyordu Twitch. Burada benim açımdan da kesinti yok. Gelip selam vermeniz bile yetiyor kanka yani. Teşekkür ederim. Yayına katılıp eşlik ettiğiniz için. Ay, yıldırım topu atan mı şunlara? Bir rüzgar atayım. Vantilatör. Evet, kendi adamlarımı indirdim aşağı. Hayret. Benim yıldırıma biri öldü. İnsan şaşacak. Tanrı'nın gazabı olarak girdiğimiz seride Haydutların vantilatörü olarak devam ediyoruz ama hayret yani o yıldırım saldırısı bir işe yaradı. Lan 110 tane kültist ne? Abi farklı şeyler deneyelim bence de. Artık risk alalım yani.
Artık bir risk alalım. Gerekiyor çünkü. Bizim seviyede atlamamız lazım dostlar. Yani şayet ki seviye atlayamazsak yeni güçlerimize kavuşamayacağız. Çünkü klan seviyesi 4 olduğunda ayrı ayrı güçler geliyor. Bu güçlere de ben bakmak istiyorum açıkçası. Ve bu modu ben kolay kolay salmayacağım. Mesela Mateus ve Gabriella'nın ardından bir şey de yapılabilir. Sırf ateşli silah kullanan bir adam ya da tekrardan büyücü bir vampir. Çünkü bizim bu vampir büyü kullanamıyor. Vampir serisindeki adam. Bozuk vampir aldık. Her şey yapılabilir. Şimdi şu kaos portalının bir etini budunu tartalım bakalım dostlar. Bakalım ne gelecek elimize. Adamlarım çok güçlü ve gelişmiş. Yani işin açığı güçlü ve gelişmiş adamlarla bu kaos portalını yiyebileceğime inanıyorum. Büyümü sadece kendime can basmak için kullanacağım. Ve 250 adam var abi karşıda. Arkadaşlar bunlar bizi yer bitirir mi la? Chaos Knight. Nargle Warrior. Agam. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Ted. Bence bura bizi yer çeti lazım. Ben size diyeyim. Bence bura bizi yer abi. Ya atlılar çok kalabalık da. Alan manevra yapmaya müsait bir alan değil ki. Bence bunlar bizi paramparça eder. Bu arada kesersek efsane bir item verecek. Ne verir bilmiyorum ama efsane bir item alırız ya. Bizim adamlar böyle birazcık daha şeye mi gelseydi? Agalar böyle sağlam vuruyor, farkında mısınız? Bizim orada adamları sıkıştırdılarsa var ya, yerler bizi, yerler. Acı bir deneyim yaşanıyor şu anda. Bu arada elimdeki silahın diğerlerinden daha çok vurmasının sebebi bu kutsal itemlardan biri. Biz sıçtık bu arada ya. Adamlar bizi topa dizdi yani. Acaba Beastmen'lerin orayı yiyebilir miydik? Burası çok ağır geldi. Oğlum bir sakin lan. Bizim adamlar komple ölmüş. Ölmüş, kalanları da kaçmış. Benle beraber bir tane adam gözüküyor burada. Bir şey söyleyeyim, benim daha 5-6 defa can basma hakkım var. Kutsal çekicimden kafanıza vururum. Ama hiçbir büyü ata can basmıyor, o da ayrı bir dava. Lan hiç mi gücünüz yetmedi be? Bu adamlara. Acaba atlıları takip edip böyle mi oynamalıydım? Çekicim biraz küçük olduğu için bir miktar
sorun yaşıyoruz burada. İşte büyüm olsa mesela. Geliyor lan mantaratör büyüsü. Alın senin neyin lan? Arkadaşlar galiba ben öldüm. Evet, karşıdan sadece 15 kişiyi öldürebilmişiz. 15, 34 de yaralı var. Yok bura şu an için imkansız. Ne yapacağım ben buraya ulan? Kol orduyla mı geleceğim? Demek ki level 3 bir klanla imkanı yok bunun. Biz artık can basamıyoruz galiba. Agam bana burada bir şey olacak, o belli. Uzak durulması gerekenler tam liste. Kesinlikle birincisi bu portal. Vantilatör büyüsü belki daha bir büyüler şeydir. Bir sonraki sefere şansını dene diyor. Oo, bu 197 kişilik grup nereden çıktı peki? Adamlar içeriden çıktı. Arkadaşlar kötü bir kabustu diyerekten. Ben save'ime dönüyorum, tamam mı? Orada o kadar adamı yok yani, haşat ettirmem. Buraya demek ki okçu piyade falan mı geleceğiz acaba? Chaos Knight'ler hakikaten çok güzel. Tansiyonumuz düştü abi, öyle düşün. Bir kabustu. Ben gözümüz karardı. Minik bir kabustu. Gabriella kabus gördü. Öyle düşünelim, öyle diyelim. Evet kıymetli arkadaşlar. Değerli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Bu videoluk bu kadar. Yayın devam ediyor. Bir yere ayrılmayın lütfen. YouTube'dakiler. Esenlikle kalın. Bye bye.